165 lira teklif geldi. Var mı artıran? 200. Emir Bey'den 200 lira teklif geldi. Görülen o ki değerli eşinin elleriyle hazırladığı bu kırlenti bırakmaya pek de niyeti yok. 200 lira karşılığında Demir Bey'e satıyorum. 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 Sat. 5000. Yılmaz Bey'den bu eşsiz kırlent için tam 5000 lira teklif geldi. Var mı artıran? Sakın. Anne müsaade edemem. Sakın anneciğim. Rezil oluruz sakın. Satıyorum. Anne. Satıyorum. Züleyha Hanım'ın bu eşsiz kırlentini 5000 lira karşılığında sattım. Kıymetli dostlar, değerli misafirler, bu gece aramızda olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere değerli büyüğümüz Hünkar Yaman'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Yılmaz Bey, derneğimize yaptığı bu bağışla bizi amacımıza ulaştırdı. Kendisine yardım ettiğimiz insanlar adına teşekkür ederiz. Teşekkürler efendim. Bu gecede bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürlerim, bir borç bilirim. Müsaade ederseniz ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Elbette Yılmaz Bey. Buyurun. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Adanalı değilim. Burada doğmadım. Hepinizin bildiği üzere İstanbul'dan geldim. Ama bu bereketli topraklar bana kucak açtı. Beni bağrına bastı. Bu gece vesilesiyle beni Çukurova'lı kabul ettiğiniz ve teveccühünüzü eksik etmediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Bravo. Ama asıl beni Çukurova'lı yapan, bana her daim destek veren, yol gösteren manevi babam Ali Rahmet Fekeli'ye huzurunuza ne kadar minnet duyduğumu tekrar söylemek isterim. Eğer Çukurova bugün bir evlat kazandıysa, bu Ali Rahmet Fekeli'nin sayesidir. Sağ ol, var ol baba. Allah seni başımıza eksik etmesin. Anne. O heriflerin nispet yapar gibi orada ne iş vardı? He? Sen bu derneğin idare heyetinde değil misin? Niye mani olmuyorsun bu adamların gelmesine? Oğlum, adam 50 tane bilet almış. Benim de son anda haberim oldu. Ne yapabilirim? Aklım almıyor. O Fekeli'nin elini nasıl sıkabildin sen? Ne yapsaydım? Kendi düzenlediğim gecede adamın elini sıkmayıp olay mı çıkarsaydım? Ne yapsaydım? O adam babamın katili. O ellerle öldürdü babamı. Evet ama herkes artık cezasını ödediğini düşünüyor. Bak görmüyor musun? Bütün Adana bayılıyor adama.
itibar içinde. Fekil aynı fekil oğlum. Bak Demir, insanların ağzına laf vermemek için oğlum bazı şeyleri görmezden geleceğiz. Mecburuz. O ne demek ya? Hiçbir şeye mecbur değiliz. Mecburmuşuz. Sen benim fiyat artırmama niye mal oluyorsun? Ha? 50.000 de veririm, 100.000 de veririm. Hayra gitmeyecek mi para? Paraya mı acıyorsun? Ne münasebet, ne münasebet? Ben ne zaman paraya acıdım? Ne münasebet? Eğer ben mani olmasaydım Yılmaz altta kalacak mıydı? O da arttıracaktı. Sonra sen de arttıracaktın. Ne olacaktı? Artırırdım. Ne var yani? Hı, çok güzel. 100.000 liraya kadar arttıracak mıydın oğlum? Oğlum kızın zaman bazen hiçbir şeyi düşünemiyorsun. Varsayalım ki 100.000 liraya arttırdınız. Ne olacak? İnsanlar demez mi bunların arasında ne var? Bunlar niye böyle yapıyor demez mi oğlum? Bıktım vallahi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer ben mani olmasaydım şu anda herkes bizi konuşuyordu. Yılmaz benim karımın eliyle işlediği kırlente başını koyacak ha? Ya var, koysun bırak Allah aşkına. Yılmaz'la aranda bir şey var mı diye soran yok ya, sen ona bak. Ya lanet olsun, bırak kırlente koysun kafasını. Onu ona bırakır mıyım sanıyorsun? Hı? Züleyha'nın işlediği nakışa elini değdirmem. Of Demir. Of Demir. Beni gönlünden çıkarmamış. Tavus kuşu, bolluktur, berekettir, güzelliktir. Aferin Züleyha, bak ne güzel işlemiş. Çok severdin nakış işlemeyi. Evleneceğiz diye neler neler işlemiştin. Evlat, kız ölmüş gibi konuşmasana şimdi. Benim Züleyha'm yaşıyor mu ki baba? Yaşar, yaşar. Yaşar. Buyur Yaman Hanım. Keşke dikmeseydim şunu ya. Ne alakası var Züleyha? Sen onu işlemesen o başka bir şey bulacaktı. Senin karın olmama hazmedemiyor Demir. Huzurumuzu bozmak istiyor. Sen uyma ona lütfen. Yalvarırım oyununa gelme. Sen canını sıkma. Huzurumuzu bozmaya çalıştığının farkındayım. Ama ne yaparsa yapsın umursamayacağım. Çünkü sen benimsin. Yılmaz milyonlar verse de bunu değiştiremez. Çok geç oldu, yatalım artık. Thank you.
Nereden biliyorsun baba Hünkar'ın geleceğini? Çünkü Yaman Hanım'ı tanıyorum evlat. Ben de tanıyorum baba. Yok. Senin tanıdığın başka bir hünkar, benim tanıdığım başka bir hünkar. Sen yüreğini ferah tut. Yat uyu, beni bekleme evlat. Hayırdır Yaman Hanım? Yardım gecesine gelmemiz mesele mi oldu? Niyetin ne? Adana'ya niye geri döndün? Ne yapmaya çalışıyorsun Ali Rahmet? Yaşamaya çalışıyorum. Rabbim güç verdikçe yaşamaya çalışıyorum. Ben 20 sene evvel hayatımı buralarda bir yere bıraktım. Kalbimi de. Şimdi geldim aldım hayatımı. Kaldığım yerden devam ediyorum. Hayır. Kaldığın yerden devam etmiyorsun. Sen arkanda ne bıraktın ki? Her şeyini sattırdın. Bir avuç toprağın bile yok. Bu dönüş niye? Bizden intikam mı almak istiyorsun? Haşa. İntikam affederek alınır Yaman Hanım. Yapılanları unutarak alınır. İntikam almak itikadı kuvvetli olmayanların işidir. Oysa sen bilirsin. Benim itikadım kuvvetlidir. O zaman git Ali Rahmet. Gücün paran varsa git. Madem ki Yılmaz oğlun, al oğlunu da baba ol, gidin bir yerlerde yaşayın ama gidin. Sana bir anne olarak rica ediyorum. Çukurova'dan gidin. Ne de kolay söylüyorsun git diye. Senin o anne yüreğine saygım sonsuz Hünkar. Bir anne olarak için rahat olsun. Ben sana bir söz verdim. Sözümün de arkasındayım. Peki sen sözünün arkasında mısın? Görmüyorsun değil mi? Eğer siz gitmezseniz her ikimiz de verdiğimiz sözün arkasında duramayacağız. Görmüyorsun değil mi? Bak ben 20 senemi mapuslamında geçirdim. 20 senedir buranın toprağına taşına hasretim. Şöyle bir dolu dolu nefes alamadım ben. Karanlıkta kaldım, yalnızlıkta kaldım, çığlık çığlığa kaldım. Yanlış anlama, mapusluktan değil. İnsan mapusluğa alışıyor. Memleketimden ayrı kaldığım için nefes alamadım. Aldığım nefesi soludum da, verdiğim nefeste boğuldum. Ben ailemi ata dede toprağına getiremedim Hünkar. Benim eşimin, evlatlarımın kabri hala İstanbul'da. Yani Yaman Hanım, ben burada doğup büyüdüm. Burada yaşadım. Allah nasip ederse de burada öleceğim. Sen şimdi sadece görünene aldanıp, duyulana aldanıp, hakikatin zerresini bile merak etme ihtiyacı duymadan şen şakrak bu şehirde yaşamaya devam ederken sen hangi hakla bana git diyorsun? Delireceğim. Sen benim kocamı vurdun. Cezanı çektin, ben seni affettim. Allah da affetsin. Hakikat bu. Benim senin affına ihtiyacım yok. Beni Allah affeder. Çünkü Allah hakikati biliyor. Allah'ın bildiği hakikat ne? Mahkemede 3 şahit aynı şeyi söyledi. Senin Adnan'ı nasıl öldürdüğünü anlattı.
Benim bildiğim hakikat bu. Başka hakikat varsa bana anlat. Bana anlat ki ben de bileyim. Ben sana söylemeyeceğim. Sen ara bul. Ayrıca söylesem ne olacak? Ha? Nasıl olsa inanmayacaksın. Yok, inanacak mısın? İnanmayacaksın. Çünkü hakikati öğrenirsen bütün bir ömrün yalan olacak. Bir yalanla yaşamış olacaksın. Buna razı değilsen hakikati arayıp bulup ortaya dökersin. Yok razıysan huzursuz ve uykusuz uykular uyumaya devam edersin. Hanım gönlüm bilir. Sana son söz. Ne ben ne Yılmaz buradan hiçbir yere gitmiyoruz. Fekeli'ye yalvarmaya mı gittin? Babamın katilinin elini sıktığın yetmedi. Bizden uzak dur demeye mi gittin? Sözlerine dikkat et. Ben senin annenim. Sen o adamın ayağına nasıl gidersin ya? Kendine nasıl yakıştırıyorsun bunu? Şerefimizi, haysiyetimizi hiç mi düşünmüyorsun? Sözlerine dikkat et. Benimle böyle konuşamazsın. Sen de o adamın ayağına gidemezsin. Sen hünkâr yapamazsın. Bağırma. Herkes uyuyor. Ben Fekeli'yi iyi tanıyorum. Senden çok daha iyi. Babanla ortakken sen Berlin'deydin o zamanlar. Keşke hiç dönmeseydim. Keşke hiç gitmeseydim Berlin'e falan. Bu adam geri döndüyse bir derdi var. Ya onun tek derdi intikam. Neyin intikamını alacaksa? Sanki suçlu o değil de biziz. Hakikat diye tutturmuş. Hakikat senin bildiğin gibi değil diyor bana. Hakikat mi? Neymiş o zaman? Hakikat hakikat diye tutturduysa söyleseydi o zaman hakikati. Bunu duymaya mı gittin? Ya sen bu adama hala nasıl güvenebiliyorsun? Nasıl inanabiliyorsun? Bu adamın tek derdi var, intikam! Hayır, hayır, o kadar basit değil. Bir daha Fekeli ile görüşmeyeceksin. Anlamadım. Sen bana hangi sıfatla bunu emrediyorsun? Öldürdüğü adamın oğlu sıfatıyla. Ben de öldürdüğü adamın karısıyım. Anne bak, bir daha o herifle görüşürsen bana hakkını helal etmişsin, etmemişsin dinlemem. Yılmaz'ı da Fekeli'yi de gözümü kırpmadan öldür. Ya Fekeli doğruyu söylüyorsa? Ya olaylar bizim bildiğimiz gibi değilse? Hakikati merak etmiyor musun? Ben hakikati biliyorum. Fekeli babamı öldürdü. Bağırıştınız. Mühim bir şey değil. Bu gece yüzünden mi? Mühim bir şey değil. Sen uykunu bölme, hadi yat. Sen beni mi takip ettin? Evet ettim. Ben sana demedim mi? Nasıl gidersem öyle gelir. Bak, dediğim gibi geldim işte. Ne derdi varmış? Ne konuşmak istiyormuş o seninle?
Diyor ki Yılmaz'ı da al bu şehirden git. Yok ya. Ne sanıyor bu kendini? Yoksa öyle bir düşüncen mi var bu? Ne münasebet. Değil Yamanlar, Feriştah gelse beni bu topraklardan çıkaramaz. Bu toprak benim toprağım evlat. Öz toprağım. Bak, bu toprak neden böyle güzel kokar biliyor musun? Bütün canımızı, ciğerimizi, sevdiklerimizi biz de bu toprağa verdik o yüzden. Bu toprak benim hakikatim be. Ona da dedim. Sen eğer dedim hakikati öğrenmek istiyorsan git ara bul çıkar. Ben sana söylemem onu dedim. Artık bakacağız. Niyeti var mı yok mu bakacağız. Zaman gösterecek. O güzel zamanlar geldi geçti. O eski yağmurlar yağmıyor. İnsanoğlu ne tuhaf değil mi? Hakikate inanmıyor da gidip inanmak istediğine inanıyor. Ali rahmet. Sen 20 sene evvel de böyle yapmıştın. İnanmak istediğine inanmıştın hünkâr. Hakikati hep görmezden geldi. Hiçbir zaman hakikati bilmedi. Gün gelir de beni unutursun, unutursun demiştin. Kalbindeki bu hicranı uyutursun, uyutursun demiştin. Ne ben seni unutabildim, ne bu gönlümü avutabildim, ne bu aşkımı uyutabildim. Unutamam seni, unutamam seni, unutamam seni, unutamam. Aramızda ne yaşandıysa bitti. Ben Demir seviyorum. Kabul et. Git buradan. Bu dönüş niye? Bizden intikam mı almak istiyorsun? Haşa. İntikam affederek alınır Yaman Hanım. Yapılanları unutarak alınır. İntikam almak itikadı kuvvetli olmayanların işidir. Oysa sen bilirsin. Benim itikadım kuvvetlidir. Geleceksin, geleceksin diyerek. Ne ben seni unutabildim, ne bu. Sen benim kocamı öldürdün. Benim bildiğim hakikat bu. Başka hakikat varsa bana anlat. Bana anlat ki ben de bileyim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. İnşallah çok bekletmedim seni. Hastanede işim biraz uzadı. Mühim değil kızım. Ben de yeni geldim sayılır. Tam çıkıyordum. Acil bir hasta geldi. Trafik kazası. 7 yaşında bir çocuk. İç kanamayı çok zor durdurduk. Ama iyi olacak. Seninle gurur duyuyorum kızım. Hoş geldiniz doktor hanım. Menünüz. Ne yiyelim? Bence her zamankinden. Bize 2 ızgara lüfer, bir de salata. Tabii efendim.
Boğaz'ın lüferini Adana'da bulamazsın. Baba lütfen, yine mi aynı konu? Bak kızım, ben seni düşünüyorum. Yani baban olarak her zaman senin iyiliğini istiyorum, biliyorsun. Biliyorum. Sağ ol. Ama ben kararımı verdim, gideceğim. Yanlış yapıyorsun Müjgan. Sen İstanbul'da doğdun, İstanbul'da büyüdün. Adana'da yapamazsın. Niye? Yoksa bana güvenmiyor musun? Tabii ki güveniyorum. Ben sıkıntı çekmeni istemiyorum. Ben kendi hastanemde rahat rahat çalış. Baba kız beraber çalışalım. İyi de baba, ben kendi ayaklarım üstünde durmak istiyorum. Hem boşuna konuşuyoruz zaten bunları. Tayinim çıktı, her şey kesinleşti. Lütfen artık ısrar etme. Gidiyorum ben. Teşekkür ederim. İştahım karşısı. Of, baba lütfen. Bak ben yarın gidiyorum. Ne olur tadımız kaçmasın. Bari bugünü güzel geçirelim. Demek yarın gidiyorsun. Evet. Bak kızım, pişman olacaksın. Çok pişman olacaksın. Gafur dolanıyor mu hala ortalıkta? Merak etme. Ben Demir'le konuşmadan ortalara çıkmayın dedim. Bu iş bitsin bir an önce anne. Zaten canım burnumda. Gafur bir daha bizi tehdit ederse... ona da sahneyi de acımam. Ona göre. Tamam. Sen merak etme, ben halledeceğim oğlum. İşe yarayacak mı sence? Dediğim klendi 5.000 liraya aldı. Benden vazgeçmiş olsa böyle bir şey yapar mı sence? O kadar çabuk karar verme Züleyha. Ya sırf Demir'i kızdırmak için aldıysa? Hayır. Beni hala sevdiğini göstermek için yaptı bunu. Sabahattin abi, ben söyleyeceğim Yılmaz'a. Bunlar artık bana güveniyor zaten. Sakın böyle bir şey yapma Züleyha. Sakın. Gözünü seveyim, sakın yapma böyle bir şey. Hiçbir şey umurumda değil. Ya hala beni düşünüyormuş, düşünebiliyor musun? İçim içime sığmıyor. Ateşle oynuyorsun Züleyha. Sonunu düşün, evladını düşün. Dikkat et, elini kesme. Sabahattin, ilaç çok yakıyor mu? Biraz. Aa, Fadik, iyileştin mi sen? İyileştim Büyük Hanım, ağrım sızım geçti çok şükür. İyi. Hadi başlayalım. Hadi anneciğim, aç kolunu. Bak Sabahattin iğne yapacak sana. Hadi Haminem. Ha, çok acıyacak mı? Acımayacak. Böyle sinek ısırmış gibi olacak. Ay, acıdı mı? Ya, ya sinek ısırdı. Öyle tut buraya. Tutalım böyle. Sağ olasın ya. Tamam. Hünkar Hanım, yalnız ben artık burada olmayacağım. İğneye falan ihtiyacınız olduğunda haber verirseniz birine gönderirim. Ay Allah aşkına, böyle konuşma, olmayacağım falan. Ay çok rica ediyorum ya. Ne yapıyorsunuz böyle siz ikiniz de? Uzattınız da uzattınız. Anlamıyorum vallahi. Bunları konuştuk Hünkar Hanım. Ne bu böyle? Boşanamazsın dedim değil mi bu surat? Demir, Demir, tamam Allah aşkına. Bir boşanma davamız eksikti. Hazır mı kızım? Hazır Büyük Hanım. Hadi. Gel artık. Gülten, bunu Demir Bey'e yollamışlar. Neymiş ki bu? Vallahi bilmiyorum. Tamam, hadi. Rezillik vallahi, büyük rezillik. Eğer bunlar boşanırsa Adana'da bir ilk olacak. Niye, Demir de boşanmadı mı? Evet ama Demir gençti.
Bunların koskocaman çocuğu var. Hiç heveslenmesinler. Boşanma falan yok. O kadar. Yok canım, zaten olacak şeyim. Koskoca iki tane insan. Yaşlı başlı. Ne boşanması? Demir Bey. Bu paket size gelmiş. Ben hemen. Neymiş ki? Resmen oyun oynuyor ben. Senin elindeydi buna he. Demir. Sıra bana nispet ediyorsun değil mi? Sana nispeti göstereceğim ben. Aminem. Bal kaymak vereyim mi sana? Çok seversin. İsmail Usta. Düzgün istifleyin baylaları tamam mı? İstanbul'dan misafirimiz gelecek. Nasıl fabrika demesin? Tamam beyim, emredersin. Depoları da güzelce yıkayın. Derhal beyim. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Şimdi bu İstanbul'un mensucat kralı Alaaddin Yıldızoğlu ciddi ciddi fabrikaya geliyor öyle mi? Vallahi geliyor baba. Kısmetse imzaları atacağız. İnşallah evlat, inşallah. Şu 100 ton pamuğu satalım baba. O zaman bizi kimse tutamaz şu kurabada. Hadi bakalım. Allah mahcup etmesin. Amin. Bu tavus kuşunu evde görmedim. Kaçtı mı, yürüyüşe mi çıktı? Ne oldu? Sen izin mi verdin? Demir'e hediye ettim. Hediye mi ettin? Hı. Madem hediye edecektin niye aldın? Ya da madem aldın niye hediye ettin? Gerçi derneğe iyi bir bağış oldu da eve mi gönderdin? Hı. Güzel bir paket yaptım. Ali'ye verdim. Git dedim, bunu Demir'e teslim et. He. Paketi güzel yaptıysan iyi. Tövbe tövbe. Bu yamanların Demir ne yapacak onu? Memnuniyetle evin en güzel köşesine mi koyacak? Yoksa o tavus kuşunu lime lime mi edecek? Bana ne baba, ne yapıyorsa yapsın. Aslında doğru söylüyoruz. Ne yaparsa yapsın, bize ne? De, sen niye yaptın? Demir'e o nakışın benim nazarımda bir kıymeti olmadığını göstermek için yaptım. Yok muydu? Züleyha'nın el emeğinin, göz nurunun bir değeri yok muydu sende? Züleyha'cığım, benim sevdam bir önemi yok ki baba. Onun gözünün nurunun benim nazarımda değeri olmasa ne olur? He. Mesele Demir değil. Züleyha yani.
Sen bilirsin evlat. Ama dikkat et. Yamanların demiri bezdirmek için attığın adımlar Züleyha'yı haddinden fazla incitmesin. Çünkü insanı kurşun değil, sevdiğinin attığı gül delik deşik eder. Sevdiğinin mi? Sevdiğinin. Başka söze gerek yok. Çocuk felcini biliyorsunuz değil mi? Hayır. Bilmiyorsunuz. Tamam. Hani bazı çocuklar yürüyemezler ya da çok zor yürürler. Kasları yumuşak yumuşak olur böyle pelte gibi. İşte o hastalığa çocuk felci diyoruz. Polio diye bir mikrop var. Ondan oluyor. Çok bulaşıcı bir hastalık. Ama korkmayın. Aşısı var. Ve biz bugün çocuklarınızı aşılamaya geldik. İğne mi yapacağım? Hayır, hayır. İğne yapmayacağım. Şeker vereceğim. Şeker mi? Şeker mi? Şeker aşısı mı olur? Doktor hanım, eğleniyorsunuz mu bizle? Bakın bu aşı. İlaç yani. Çocuğunuz bu şekerden yedi mi tamam. Hakikaten mi? O kadar mı? Bu kadar ya. Çocukları muayene de edeceğim. Hadi bakalım herkes sıraya geçsin. Hadi bakalım. Hadi sıraya girin. Gir şöyle. Sıra olun. Oğlum geç bu tarafa. Geç. Düz sıra olun hadi. Evet. Hünkâr Sultan mani olmayacaktı. O kırlenti sen alacaktın demir, o eline bırakmayacaktın. Öyle deme. Annem iyi yaptı. Yılmaz rahat durmayacaktı ki. O artıracaktı, ben de artıracaktım. O zaman sormazlar mıydı? 10 liralık kırlentin etrafında dönen bu kıyamet nedir diye. Lan hiç aklıma gelmedi ha. Hünkâr Sultan çok büyük kadın. Kolay hünkâr sultan olunmuyor. Akıl lazım, tecrübe lazım. Doğru. Yengemin kırlentini nasıl alacağız? Onu eline bırakmayacağız herhalde. Şişt. Hırsız mırsız soruşturayım mı, salalım evine? Lüzum kalmadı. Sabah kırlenti bize göndermiş. Ya sabır. Sebep? Beni tahrik etmeye çalışıyor. Aklı sıra 5000 lira da versem karının işlediği nakışın nazarımda, gözümde hiçbir kıymeti yok demeye getiriyor. Ki olmasın zaten. Ona öyle bir şey yapacağım ki. Onu bitireceğim. Yatıyorum, kalkıyorum, aklımdan çıkmıyor. Yapılacak şey belli de. Yok. Hayır. Kepaze olsun istiyorum. Beni bağrınıza bastınız. Evladınız kabul ettiniz dediği Adana'ya rezil olsun istiyorum. Çünkü ona ne yaparsam az. Ne yaparsam içim soğumaz. Ne bu elindeki? Aşılı şeker. Aşılı şeker nedir lan? Ver bakayım. Kim verdi? Aha. Yine Yılmaz'ın işleri. Onun başının altından çıkıyor böyle işler ha. Hayırdır gafura? Demra seni kovdu diye duyduk. Kaşlarını tek tek yolarım ha. Dur git içine. Kim çıkartıyor lan profesör?
Ne oluyor burada? Annesi, bunun kilosu maşallah gayet yerinde. Sen buna bu şuruptan sabah akşam tok karnına bir hafta boyunca vereceksin, tamam mı? Sağ ol, Allah razı olsun. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Hayır, diyorum ki burada ne oluyor? Tabii ki başçavuşun eşeği... Yani bir soru soruyorum. Diyorum ki ne oluyor? Ne sordun? Kimsin? Kim oluyorsun da burada masa açıyorsun? Kimden müsaade aldın? Kimden müsaade alacakmışım? Demir Yaman'dan. Demir Bey'in sağlık bakanı mı? Demir Bey'in sağlık bakanı mı diyor ya? Bak bak hele, suratımıza da bakmıyor ha. Beyefendi, bakın sizin çocuğunuz varsa getirin buraya. Yoksa bizi meşgul etmeyin, hadi. Bacım. Bacım bacım da deyip durmayın. Müjgür Hanım'a doktor hanım diyeceksiniz. Vallahi ben doktor moktor tanımam. Onu söyleyeyim baştan da. Şimdi burası Demir Yaman'ın marabalarının huları. Burada Demir Bey'imin müsaadesi olmadan kuş uçurtmuyorum. Biz Demir Ağa'nın marabası değiliz. Yılmaz Ağa'ya çalışıyoruz biz. Biz Yılmaz Ağa'ya çalışıyoruz. Yılmaz kim ya? Kim Yılmaz? Kimin huları burası? Bizim. Sizin. Elbette. Demir Ağa'nın tapusu mu var? Devletin malı burası. Tuh, yazıklar olsun size. Tuh, yazıklar olsun. Nankörler. Koskoca Çukurova sizin kadar nankörünü görmedi yani. Ya bu huları kim yaptırdı Demir Yaman? Kimin huları bunlar? Demir Yaman'ın değil mi? Elbette yaptıracak. Yakmayaydı. Yaktığı için yaptırdı. Demir Bey'imde hata. Size su vermemek lazım. Nankörler! Kardeşim yeter ama artık ya. Çalışıyoruz burada, görmüyor musun? İşimize mani oluyorsun. Kalk git kavganı başka yerde yap. Hadi. Hadi. Hali böyle Gülten. Bırak, tamam tamam tamam. Yap işini, devam et sen. Sahneyi çağırdınız mı? Geliyor büyük hanım. Allah'ım yarabbim. Saniye. Büyük hanım. Demir Bey'im kızmasın. Ha yok yok, Demir gitti. Gel Allah aşkına topla şurayı. Hadi yemek yap ne olur, çok özledik yemeklerini. Tamam hanım. Geç geç. Gafur dolaşmıyor ortalarda değil mi? Yok 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 yok, evde şükür. Tamam. Hanım, bu Demir Bey'le konuşmadınız herhalde. Ha yok, daha konuşmadım. Çok sinirli çünkü. Vallahi Gafur'u nasıl affettireceğim bilemiyorum, saniye. Büyük hanım. Gafur, niye ortalıkta dolaşıyorsun? Ben sana dolaşma demedim mi? Büyük hanım, huları teftişe gideyim dedim. Vallahi iyi ki de gitmişim. Yılmaz yine bir şeyler karıştırıyor. Ne yapıyor? Büyük hanım, hurlara bir tane minibüs çekmişler. Önüne bir tane de masa koymuşlar. Sözde bir hemşire, bir tane de doktor. Doktor olan da bir dil var, Allah muhafaza. Ya dedim ki tamam iyi, hoş, çala çocuğu burada muayene ediyorsunuz. Ama Demir Bey'ime sordunuz mu? Hiç cevap yok. O anda anladım, bu Yılmaz'ın başının altından çıkmış. Ay ben de seni dinliyorum, bir şey anlatacakmışsın gibi. Oğlum onlar Sağlık Bakanlığı'ndan gelmiştir. Yılmaz'la alakası yok. Ama büyük hanım. Yok diyorum, Sağlık Bakanlığı'ndan gelmiştir. Gel sen benimle, bir iş vereceğim sana. Gel. Gel. Saniye Allah aşkına. Hadi giriş, giriş kızım işe. Tamam hanımım, ben gel de. Dedim. Senin dilin kutsuz, senin dilin kutsuz. Gafur, sen bizim bu Adana'daki Cevat var, Demirci Cevat. Onun atölyesini biliyor musun? Hani Ali Dede Mahallesi'nde, fırının arka tarafı. Tam bilmiyorum da. Tamam, oraya gidince sorarsın. Cevat'a git. Bana bir paket yollayacak, onu bana getir, tamam mı?
Ama sakın kimseyle konuşma. Kimseyi de görünme. Tamam mı oğlum? Tamam. Pick up'la mı gideyim? Yok. Pick up'la gitme Demir sorarsa. Sen minibüsle git. Büyük hanım Demir Bey'imle konuşacağım. Bu akşam. Tamam. Merak etmesin. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Ya bir şey soracağım. Bu demirci Cevat'ın dükkanı nerede? Bu telcilerin Cevat mı? He o. Köşeye dönünce ileride ikinci sokak. Soldan giriyorum. Soldan giriyorsun, az ileride ikinci sokak. İyi anladım dayı, tamam ya. Az ileride ikinci sokak. 100 metre mi, 200 metre mi? Ya aşağıda yeri bilmiyor ya. Selamünaleyküm. Cevat Usta! Cevat Usta! Kimse yok mu ya? Cevat Usta! Cevat Usta! Cevat Usta! Cevat Usta! Ya Cevat! Cevat Usta! Cevat Usta! Yaşın lan şurada! Allah 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 Allah! Kafın lan sen! Ben kafın! Ne işin var burada? Canım büyük hanım yolladı beni. Cevat'a git paket al dedi bana, ben onu... Kay mı kafın? Yol hanımı ya, sıkıyorsun kurban olayım, sıkma! Elin ayağını! Kes ulan ya, kes! Ben hiçbir şey görmedim. Bak yapmadım hiçbir şey, seni de görmedim, yapmadım. Bırakırsa bırakacaksın, anladın mı? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Nesin? Zeynep bundan sonra sofraya oturmadan mutlaka ellerini yıkayacak, tamam mı? Şekerini de al bakalım. Allah razı olsun. Kaç çocuk aşıladık? 7 çocuk aşıladık, 5 de muayene var. Kolay gelsin. Sağ olun. Siz doktor musunuz? Evet. Ben Hünkar Yaman. Yamanlar Çiftliği'nin sahibiyim. Memnun oldum. Bu huğularda yaşayanların çoğu bizim mevsimlik işçimiz. Ben Müjgan Hekimoğlu. Arkadaşım İnci Hemşire. Memnun oldum. Huğulara doktor geldi denilince geleyim bir bakayım dedim. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok, sağ olun. Biz hallettik. Sağlık Bakanlığı'na geliyorsunuz değil mi? Evet, sağlık taraması için. Ne güzel. Devletimiz çocuklarımızı da düşünüyor. Ne güzel. Peki bir şey çıktı mı? Yani öksürük, soğuk algınlığı, tamamen mevsimsel hastalıklar. Önemli bir şey yok. İyi bari. Hünkar Hanım. Buyurun. Burada kalan çocukların çoğunun hüviyetleri yok galiba. Evet, biz kerelerce anne babaya söyledik ama hep ihmal ediyorlar. Ama ben yine alakadar olurum, merak etmeyin. Devlet Hastanesi'nde mi çalışıyorsunuz? Evet, yeni tayin oldum. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Ne güzel, ne mutlu. Genç, güzel bir hanım doktor olmuş. Çok gurur verici bir şey. Sağ olun.
Eğer çalışmanız bittiyse ben sizi konağımda ağırlamak isterim. Bir çay içelim. Madem ki siz bizim çocuklarımızın sağlığıyla ilgileniyorsunuz. Hastaneye mi dönüyoruz doktor hanım? Yok, bir köy daha vardı. Hangisiydi o? Bozdoğan. Uzak mı orası? Evet, o 1,5-2 saat uzaklıkta. O zaman kusurumuza bakmayın. İnşallah başka bir zaman gelir çayınızı içeriz. Tabii memnuniyetle. Çok memnun oldum. Ben de. Kolay gelsin. Sağ olun. Ah, Seher, sen git. Seher, ne var ne yok? Arabalar hala Yılmaz'ın tarlasında mı çalışıyor? Ah, sormayın Büyük Hanım. Ya yapmayın, etmeyin, ayıptır. Demir Bey'imize, Büyük Hanım'ımıza ayıp oluyor diyorum. Ama dinleyen kim? Peki sen de çalışıyor musun Yılmaz'ın tarlasında? Tövbe, ben bir kere gittim. Onunla da mecbur kaldım, herkes gidiyordu. Bizim tarlada senden başka kim çalışıyor? Var mı çalışan? Yani işte pek olmuyor da bazen birkaç kişi çıkıyor. Yılmaz buraya yine öteberi getiriyor mu? Anladım. Tamam kızım, sen yine işine devam et. Ama beni habersiz bırakma. Emredersiniz hanım ama başımla beraber. Yana da bana uğra. Dediğiniz gibi Cevat'ın dükkana gittim. Hı. Girdim içeri. Cevat usta, Cevat usta diye bağırıyorum. Ses yok. Sonra arkaya doğru gideyim dedim. Daha içeri adımımı atar atmaz herifin biri tabancayı kafama dayadığı gibi çekti aldı beni içeriye. Tabancam, ne diyorsun sen Gaffur? Yerde bir adam yatıyordu. Kan revan içinde. Ölmüş. Tövbeler olsun. Cevat'ı mı öldürmüş? Değildi herhalde. Fakat buraya kadar tek mil kan içinde görmeniz lazım. Sonra ne oldu? Beni çekti iyice içeri. Hı. Diyor ki sen beni gördün. Ben diyor şimdi seni kafana sıkacağım. O anda diz çöktüm, yalvarmaya başladım. Kurban olayım dedim. Ne olursun bırak gideyim beni. Ne olursun beni hanımıma bağışla, kurban olayım dedim. Ben dedim seni gördüm. Hiç kimseye söylemeyeceğim. Hiç kimseye söylemeyeceğim dedim. Yok, bırakmıyor. Allah Allah. Ay, başına neler gelmiş senin Gafur. Keşke yollamasaydım oğlum ben seni. Sen nasıl kurtuldun o katilin elinden? Bilmiyorum Büyük Hanım, herhalde beni öldürmeye gözü kesmedi. Zaten ben dedim bak dedim. Hanımın beyin var dedim, bak seni yaşatmazlar, arkanı bırakmazlar. Yapma dedim, etme dedim. O sırada tabancayı aldı Büyük Hanım, elime tutuşturdu. Çıktı gitti. Adam eline tabanca mı verdi seni? He, kıpırdarsa dedi, vur dedi. Hemen çıktı gitti, kaldım orada böyle. Tabanca nerede? Çöpe attım. Çöpe mi attın? Ay sen ne yaptın Gaffur? Ne yaptın oğlum sen? Büyük Hanım ne yapayım? Korktum. Panikle, o panikle ne yapacağımı bilemedim. Ben de aldım çöpe attım. Bana getirecektin oğlum. Şimdi o tabancanın üzerinde senin parmak izin var. Ne yapacağız? Parmak izin mi? Tabii ya. Peki o dükkana girip çıkarken seni gören oldu mu? Hı? Gaffur, gören oldu mu?
Bakırcı'nın önünde bir tane adam oturuyordu. Ona sordum. Başka gören olmadı. O da yaşlı bir adamdı zaten. Şahidi de var. Eyvah, eyvah, eyvah. Hanımım, şahit mi var? Ya? Büyük hanım, kurban olayım. Yarına çıkmak nasip olmasın. Ben bu adamı tanımıyorum. Ömrü hayatımda hiç görmedim. Hanım, biliyorum, biliyorum. Tabii ki kabahatin yok oğlum. Sen yapmadın ama o silahı elledin ya, dokundun ya Gaffur. Parmak izin var, şahidin var. Ya polise ne anlatacaksın? Polis mi? Tabii canım. Yahu soruşturma başlamıştır bile. Sen ne diyorsun? O bakırcı seni tarif ediyordur bile. O zaman biz mahvolduk hanımım. Yani biz mahvolduk o zaman. Büyük hanım, ne olursunuz? Allah rızası için kurtar bizi bu beladan. Tamam, tamam, bir şey yapacağım. Durun hemen, sakin olun. Dur bakalım. İlk iş gidip o silahı aldırtmak lazım oradan. Ben gidip hemen... Hayır, 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 hayır. Olmaz, olmaz, olmaz. Sen olmaz, olmaz, olmaz. Hemen seni yakalar polis. Ben aldıracağım. Allah! Allah'ım, başıma neler geldi. Allah'ım! Hemen yıkalım. Buyur beyim. Vazife tamamdır. İyice korktun mu? Hem de nasıl beyim? Vallahi alttan gidecek diye ben korktum. Korksun. Daha çok korkacak. Sağ ol Ziya. Sana sağ ol beyim. Daha bir şey lazım olursa yerimizi biliyorsun. Halletmiştir değil mi Saniye? Ne bileyim Gaffur, ne bileyim. Allah'ım, nereden geldi başıma ya? Hoş geldiniz Demir Bey. Gülten, bana abinle yengeni çağır. Ne dikiliyorsun öyle? Burada olduklarından haberim var. Hadi git çağır. Hadi. Ha İbo, gel buraya. Buyur bey. Herkesi topla bana. Herkesi. Baş üstüne bey. Bey geldi. Sizi çağırıyor. Bizi mi? Bitmiş, bitmiş. Yüzü bembeyaz kesilmiş. Çok korkmuş. İyice korkutsaydın sen de. Aklı başına gelsin de bir daha bizi tehdit etmemesi gerektiğini anlasın. Budala. Yok canım. Asla tehdit edemez artık. Kapadı. Vallahi müthişsin Hünkar Sultan. İyi geldi aklına. Gafur'un yerine kimi bulacaksın? Halil'i koyalım mı idareden? Evet. Gerçi altından kalkacağı bir iş değil bu, belli de. Neyse, şimdilik idare edelim. Sonra mutlaka bir çaresini buluruz. Geç, geç! Gene neye toplaştın millet? Bilmiyorum, bilmiyorum. Herkes geldi mi? Geldi beyim. Hepiniz senelerdir benim için çalışıyorsunuz. Hata yapılır. Ama bazı hataları affettiğimi, bazılarını da asla affetmeyeceğimi iyi bilirsiniz. İşinizi yanlış yapabilirsiniz. Ya da zarara sebebiyet verebilirsiniz. Mühim değil.
Bunların hepsini affederim. Yeter ki niyetiniz iyi olsun. Ama yalan söylemeyi, hırsızlığı, haddi aşmayı, hele hele ihaneti asla affetmeyeceğimi iyi bilirsiniz. Bu çiftlikte kimse kafasına göre iş yapamaz. Buranın bir nizamı, intizamı var. Bu intizamı bozana da acıma. Çeker gider. Halil, gel buraya. Buyurun beyim. Bundan sonra çiftliğin yeni kahyası Halil. Bütün emirleri ondan alacaksınız. Çiftliğin tüm işlerinden sen sorumlusun. Her şeyinden. İşini savsaklamayacaksın. Buradaki herkes de senin yardımcın olacak. Çözemediğin bir durum olursa ya büyük hanımına ya bana geleceksin. Baş tövbe. Sadece bunu anlasan yeter zaten. İyi. Hadi, hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı olsun Halil abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun Afro. Geçmiş olsun Afro. Hadi herkes işte. Çiftlikte çalışan insanlar ne yapıyorsa Gaffur da onu yapacak. Ne bileyim ne yapacak. Sen de burada çalışmaya devam edeceksin. Allah razı olsun hanım. Büyük hanım. Ama bu kadar yani haksızlık olmuyor mu? Gaffur bunu hak edecek, ne yaptı? Ne mi yaptı? Hakikaten şu anda bana bunu soruyor musun Saniye? Ha? Hanımım işte, yani iyi niyetinden yaptı, sizi düşündü. Bu Yılmaz'ın Demir Bey'e... Kızım, Allah aşkına Saniye, adam öldürmeye çalışmanın ne gibi bir iyi niyeti olabilir? Bana söyler misin? Gafur'un yaptığı şey yüzünden bütün hastane Yılmaz'ı bizim öldürmeye çalıştığımızı düşünüyor. Affedilecek şey mi bu? Allah aşkına doğruyu söyle, affedilecek şey mi bu? Saniye, seni seviyorum biliyorsun. Ama her şeyin bir sınırı var kızım. Bu Gaffur sınırı çok aştı. Yani cezasını çekecek. Tamam gel sen burada çalış işte. Ama yok illa Gaffur diye tutturuyorsan... alırsın kocanı da gidersin Sunla birbirinin evine. Artık orada ne yaparsanız yaparsınız aç bir ilaç. Sen karar vereceksin. Abla ben hamur açmaya başlıyorum. Sen kim olursun da benim mutfağımda hamur açıyorsun? Senin o ellerini kırarım. Bak işine. Maşallah ya. Gencecik kız ne kadar başarılı doktor olmuş. Buralardaki bütün çocukları da kontrol etti. Çok da güzel bir yüzü var. Ya ben bir saattir konuşuyorum, sen beni dinlemiyor musun Demir? Kusura bakma, dalmışım anne. Ne diyordun ki? Doktoru söylüyorum, Müjgan Hanım'ı. O kim? Devlet hastanesine tayin olmuş. Buğularda tanıştık. Aman neyse boş ver, ben öyle konuşuyorum. Boş ver. Sen ne düşünüyorsun yine? Yılmaz'ı mı? Yok anne. Buğulardakiler hala onun tarlasında çalışıyormuş.
Boş ver şimdi bunları. Zaten kaç kişi kaldı ki? Mevsimliklerin çoğu gitti. Bunları bahar gelince düşünürüz. Büyük hanım, sofra hazır, buyurun. Tamam kızım. Züleyha inmedi mi hala? Gel anne, hadi bakalım. Ay acıktım mı? Hemen kalktın sen. Acıktın. Züleyha, yemeği yemeyecek misin? Adnan ateşi var. ...37.3. Ne? Ay çok ateş var Demir. Çok değil, çok değil. Sakin ol. Sakin ol bakalım. Oğlum. Çocuklar yemek hazır. Ne oldu? Adnan'ın ateşi var biraz anne. Ne kadar? 37.3. Ay yok canım, ateş sayılmaz o. Çocuk bu. Böyle böyle büyüyecek işte. Önce şöyle bir soyalım da... ...şu üstündekileri çıkaralım. Eğer artarsa soğuk bezlerle... ...koltuk altına kompres yaparız. İyi, canım sen anneni babanı korkuttun mu benim güzelim? Sabahattin abi arayalım mı? Sabahattin yok. O zaman Nermin Hanım'ı arayalım. Çocuklar, yani karışmak gibi olmasın ama... ...bu kadar ateşle doktora gitmeyin, ayıp. Annem doğru söylüyor bir tane. Şimdi akşam yemeği saati, rahatsız etmeyelim kadını. Bir bakalım bakalım ne olacak. Ay ne kadar rahatsınız ya. Ya yükselirse? Kızım ilk defa çocuk büyütmüyoruz. Gel sen babaannesinin paşası. Gel bir dinlensin. Bir paşam sen burada dinlen anne. Hoppa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok örtme üstünü ama. Hadi çorbaları koydurdum. Hadi gel yemek ye biraz. İstemiyorum. Adnan'ın yanında kalacağım ben. Abimin yemeği var mı? Yok gülüm, nereden olsun? Hurma kebabı vardı ya Gülten. Mis gibi de pilav var. Koy bir kapaklıya. Saniye ablam götürsün, gelsin adamcağız. Bırak. Ne dedin sen? Ne demişim? Oh, Fadik. Kız orada mısın? Anacığım sen yürek yedin. Sen kim oluyorsun da Gafur Ağa'ndan adamcağız diye bahsediyorsun? Ne var ki bunda abla yani? Bak hele. Kız sen ne zamandır benim mutfağımın kraliçası oldun, sümüklü. Abla ne diyorsun sen? Ben kötü bir şey demedim. Bana cevap verme. Ama sen dur. Bu günler var ya, bu kara günler. Bu kara günler bir geçsin, bugünün yarını da var. Biz seninle o zaman görüşeceğiz. Hadi hanım, benim kurban olduğum Allah'ın bir kısmet etsin. O zaman gör bakalım senin o uzayan dilini nasıl koparıyorum. O zaman görüşeceğiz. Abla sen de her şeyi yanlış anlıyorsun ama ha. Öyle mi? Yanlışlıkla oldum. Temizle. Gülten, senin bu yengen de yani iyilikten de hiç anlamıyor ha. Ne iyiliği be? Abim kahyalıktan alındı diye göbek atacaksın neredeyse sevinçten. Sanki bilmiyorum ben seni. Yemek getirdin ha Saniye. Vallahi çok acıktım kız. Getir hele. Ne
yaptım ya? Ya Saniye, ne oluyor ha? Ne mi oluyor? Ne mi oluyor? Sayende köpeklerin maskarası oldum. Yarım akıllı Fadik papuç kadar dil çıkarıyor bana. Ya Saniye, ben mi dedim? O katil denen adi herif silahı... Ya ben onu mu diyorum? Abi, sen kimsin bir insanın canını alıyorsun? Sen kimsin? Kaldı ki Yılmaz'ın canını almak. Ben sana demedim mi? Sana demedim mi? Dedim değil mi? Sana mı kaldı dedim? Dedim değil mi Gaffur? Ya Allah! Allah Muhammed aşkına, sen niye kendinle ilgilenmiyorsun ya? Niye her şeyi atlıyorsun? Niye herkesin içine burnunu sokuyorsun? Saniye, halledeceğim diyorum sana. Halledeceğim. Neyi halledeceğim? Neyi halledeceğim? Ha? Neyi? Kasım kasım kasılıyordum ben büyük hanım. Yok şöyle sağ olayım, yok böyle sağ olayım, böyle sağ olayım. Ne oldu? Allah'ına yan bakan Halil kahya oldu, kahya. Senin tezek bile taşıtmadığın o Halil var ya, o Halil işte aldı işini elinden, uyandırayım. Koskoca Saniye bitti be. Yamanlar konağının 40 yıllık Saniyesine kurban suratlı Fadik laf çarpıyor. Büyük hanımı zaten yani artık himmetine kaldım. Sayende şu kadarca kıymetim kalmadı kimse. Saniye. Saniye torpak olsun. Saniyesiz kal. Saniye. Telaş etme, yüksek değil yavrucuğum, değil. Ama böyle böyle alışacak mikroplara, başka nasıl alışacak? Annenin ilk yıllarında böyle oluyor işte. İnsan merak ediyor falan ama düşecek yavrum, düşürürüz. Anne hala düşürürüz diyorsunuz. 37 iken de böyle diyordunuz. Kimi arıyorsun? Nermin Hanım'ı değil mi? Telefonu cevap vermiyor. Oğlum vallahi boşuna arıyorsun, ayıp yani. Tamam anne ya. Hadi sar, sar şu çocuğu. Hastaneye götürelim hadi. Getir. Başını kapatın bari sakin ol, bir şey olmayacak. Müsaade var mı büyük hanım? Gel. Ne var? Biz böyle konuşmamıştık büyük hanım. Biz nasıl konuşmuştuk? Şimdi şöyle. Sağ olun, var olun, Demir Bey'imle konuştunuz, bizi konağa aldırdınız. Evet. Büyük hanım, beni sakın yanlış anlamayın. Benim babam 40 yıl bu konağın kahyalığını yaptı. Koskoca çiftliği tek başına tıkır tıkır idare etti. Ben de her şeyi ondan... Tamam, tamam ama tamam, bu kadar uzatma. Yani benim durumum çok müsait değil bunu dinlemeye. Evet, kısa kes. Şimdi şöyle. Hı. Demir Bey'in bu andavallı Halil'i kahyalığa aldığı için
Yani benim bir nevi rütbemi düşürmüş oldun. Hı, evet. Şimdi benim arabanın üstünde lafım sözüm bu zaten sonra geçmez. Yani beni dinlemezler. Sana mı arabaya söz geçir diyen mi var? Sen de onlar gibi çalışacaksın zaten. Ne? Sen de herkes gibi çalışacaksın Gaffur. Ha yok bu benim işime gelmiyor diyorsan o zaman çek git al karını da. Hatta kız kardeşini de al bu sefer onu da bırakma. Git karının köyüne git. Babasının tarlası var ya sürün işte bir şeyler yapar yaşarsınız. Büyük hanım. Beni konuşturmayın. Aramızda bazı şeyler var. Benim bildiğim bazı şeyler var. Yani ben artık... Ne var bizim aramızda? Sen yine beni tehdit mi ediyorsun? Ben sizi tehdit etmiyorum Büyük Hanım. Bakın ben sizi tehdit etmiyorum. Ben sizden sen sadece... Sen vaziyetinin farkında değilsin oğlum. Ne varmış vaziyetimde Büyük Hanım? Bugün şirkete polis gelmiş. Demir'e seni sormuşlar. Cinayetten aranıyor demişler. Ya. Tövbe, tövbe öyle şey olur mu Büyük Hanım? Demir de demiş ki yok o bizde çalışıyor, çiftlikteydi. Gören yanlış görmüş demiş, polisleri yollamış. Ya anlayacağın, yakalanman an meselesi. Bak ben sana bu kadar iyilik yapıyorum ama sen çığırından çıktın. Şeytan ne diyor biliyor musun? O Cevat'ın atölyesinde eline aldığın o silah var ya, Demir'in kasasına kilitlediğimiz. O çıksa, gitse polisin önüne atılsa. Sen de hapse girsen, bir daha da çıkmasan. Şeytan bunu diyor. Sen ne diyorsun? Büyük Hanım. Hı? Tamam o zaman. Hadi işin başına. Ellerine düştüm. Vallahi billahi ellerine düştüm. Elim kırılaydı da. Elim kırılaydı da bu silahı elime almayaydım. Salak Gaffur! Salak Gaffur! Salak! Ne yapacağım? Ne yapacağım ben şimdi? Düşün. Düşün. Ne yapacağım? İyi, çok güzel, sevindim. Hemşire Hanım, üstünü iyice örtelim. Tamam. Çok ateş var. Evet. Tamam, verin bana. Verin, gel bakalım. Çok ateşi var doktor hanım, bir şey yapın ne olur. İsmi ne? Adnan. Adnancığım, üşüttün mü sen? Ne bu rahatlık? Çocuk havale geçirecek neredeyse. İlk çocuğunuz mu? Evet. Paniğinizden belli. Bir saat önce 37 idi, birden yükseldi. Korkmayın, bebeklerde ateş gayet normaldir. Adınızı öğrenebilir miyim? Niye? Adınızı bilmezsem size nasıl hitap edebilirim? Demir. Demir Yaman. Sizin? Züleyha. Hiç korkmayın Züleyha. Korkulacak hiçbir şey yok. Hemşire Hanım. Buyurun doktor hanım. Adnan bebeği soğutacağız. Malzeme getirir misiniz? Tabii. Bir de serum takalım. Sıvı kaybetmiştir. Tamam. Birkaç saat burada kalmanıza bir mahsur yoktur herhalde. Tabii sabaha kadar kalırız. O kadar kalmanıza gerek olmayacak. Hemen iyileşecek Adnancığım. Değil mi Adnancığım? Değil mi benim canım? Oğlum, canımın içi oğlum benim. Annem, şunu takarken içim acıdı Demir. Kim bilir nasıl canı acımıştır. Doktorun eli hafifti galiba. Peki ağlamadı. Evet, iyi bir doktor gibi. Evet, işine hakim bir doktor.
ateşi düşmüş ha? Düşmüş gibi değil mi? Düşmüş, düşmüş. Evet. Bakalım Adnan Bey'in ateşi düşmüş mü? Ya düşmüş gibi ama. Hemşire Hanım, serum çıkarabilirsiniz. ...36.7. Ay Allah'ım şükürler olsun. Çok şükür. Artık gönül rahatlığıyla Adnan Bey'i evine götürebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Doktor Hanım, demin nezaketsizce davranmış olabilirim size. Kusura bakmayın. İnsan telaşa kapılınca ne yaptığını bilmiyor. Yok, hiç mühim değil. Getirmeniz iyi oldu tabii. Tedbiri elden bırakmayın ama ateşten bu kadar korkmayın. Ateş düşürücü bir şurup yazdım. Bu gece kullanmanıza lüzum yok ama ateşi çıkarsa kullanabilirsiniz. Tekrar çıkar mı yani? Çıkabilir ama endişelenecek bir durum yok. İlaç ve ılık kompresle çarşabuk düşecektir. Teşekkür ederiz. Doktor Hanım. Soyadınız Hekimoğlu sanırım. Evet. Adınızı bağışlar mısınız? Müjgan. Müjgan Hekimoğlu. Müjgan Hanım, Adana'da muayenehaneniz var mı? Yok. Adana'ya daha yeni tayin oldum. Muayenehane açmaya da hiç niyetim yok. Keşke açmış olsaydınız. Biz de oğlumuzu size getirirdik. İhtisasımı bitirmedim henüz. İmtihanları verebilirsem. Verirsiniz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Rica ederim. Tekrar geçmişim. Nasıl? Daha iyi. Rahatladı biraz. Ateşi düştü ya. Rahatladı çocukcağız. Yavrum benim. Demir, bir eczane bulalım da şurubunu alalım. Tamam tamam, hallederiz. Tabii ya. Ne oldu? Şu doktor kadın. Annemin bugün bahsettiği doktor. Annenin mi? Evet. Bugün Uğurlar'da tanışmışlar. Sağlık taraması için gelmişler Uğurlar'a. İyi bir doktor. Nesrin Hanım'ı bırakalım bence. Doktorumuzu bulduk. İlgili, alakalı. Hı? Bir şey söylemeyecek misin? İyi bir doktor değil mi? Çok iyi bir doktor. Hoş kadın. İşini iyi yapıyor. Uğurlar'da sağlık taraması da yapmış. Ne o Züleyha? Müjgan Hanım'ı kıskandın mı yoksa? Niye kıskanayım Demir? Keşke kıskansan. Hoşuna mı giderdi? Çok. Hadi hadi, itiraf et, kıskandın. Öf Demir. Kusura bakmayın Laz. Beklettim. Estağfurullah Sabahattin abi, olur mu bir şey? Vallahi zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Kime danışacağımı bilemedim. Daha bir şey yapmış değilim. Soracağız, gel. Gel. Merhaba Müriyem. Merhaba Sabahattin abi. İşte sana bugün bahsettiğim arkadaşım Yılmaz Akkaya. Merhaba. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun. Kusura bakmayın, siz de bu saatte rahatsız ettik. Rica ederim, nöbetçiyim zaten. Yılmaz Bey'in bir pamuk fabrikası var. İşçilerinin ailelerini topluca bir sağlık muayenesinden geçirmek istiyor. Sen sağlık taramasında tecrübelisin. Bu işi üstlenir misin diye bir soralım dedik. Tabii ki, neden olmasın? Sağlık müdürlüğünden onay gelsin hemen. Yalnız sağlık müdürlüğüyle bir alakası yok. Ben masrafları şahsi olarak karşılamak istiyorum. O zaman durum değişir yalnız Yılmaz Bey. Yetkili kurumun müsaadesi olmadan ben bir şey yapamam.
Müsaade işini sen bana bırak. Yapmak ister misin? Onu söyle. İsterim tabii. Niye olmasın? Çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Süreyya, annemin gönlünü alsak mı? Neden? Ya, telaşa kapıldık. Lafını dinlemedi kadın. Hı? Anne? Ha, iyi uyumamışsın. Adnan'ın ateş düştü. Haberin olsun. Ha, sevindim. Anne. Ne? Ne? Tamam, affet beni. Özür dilerim. İyi, tamam. Ama yapma böyle. E ne yapıyorum Demir? E surat yapıyorsun. Haklısın. Lafını dinlemedik. Tecrübene kıymet vermemiz lazımdı. Ama ne yapalım, korktuk. Benim oğlum ilk defa ateşleniyor. Ben ilk ateşlendiğimde sen ne yapmıştın? Aminden şöyle çekil dedi. Beni kenara itti. Koltuk altlarına senin buz gibi soğuk bezler koydu. Doktor çağıracağım diye tutturmadın yani. Yok canım. Aminle ne olur. Aminemin aklı başında olsa da bir anlatsa. Canım ana. Tamam. Bundan sonra ne dersen al. Tamam mı? Ay yok yok. Hayır, ben artık ağzımı bile açmam. Anne. Yok, vallahi açmam. Aa, bitti, tamam. Ya durun. Ha, şu bugün onlarla tanıştığım dediğin doktor var ya. Hmm. Kim oldu? Ya şey, Müjge Hanım. Hı. Adnan hastanede o baktı. Aa. Hı. Sen ne dediysen aynını söyledi. Kötü doktor o zaman. Benim canım, benim oğlum. Kaç yaşında olursan ol, benim bebeğimsin. Benim yavrum, benim. Sen olmasan ben ne yapardım anne? Sen gözlü oğlum benim. Müjgan'ın babası fakülteden hocam da. Behzat Hekimoğlu. Çok büyük cerrahtır. Bazen Müjgan'ı da getirdi fakülteye. Ufacıktı daha. İlkokul. 3-4. Ama o zamanlardan belliydi. Doktor olacağı. Cerrahi aletleri gösterirdim. Müjgan bu ne? Bistürü. Bu ne penseyeri? Bu ne kaşıklı spatül? Hepsini tek tek bilirdi. Hey gidi günler. Neyse, izin meselesini halledeceğim ben. Düşünme. Sağlık müdürü arkadaşım. Eyvallah abi, çok sağ olasın. Senin bana bu yaptığın iyilikler var ya. Ne iyiliği Yılmaz? Benim işe dönmem lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Nefes al. 65. Allah gelsin. Nasıl gidiyor? İyi. Gayet iyi. Bir ihtiyacınız var mı? Müjgan? Benim yok. Bir ihtiyacınız varsa Çetin burada, ona söylersiniz. Tekrardan kolay gelsin. Tamam. Evlat bak, bu işi iyi akıl ettin. İyi oldu baba. Vallahi geç bile kalmıştık. Her işin başı sağlık. Yalnız bu doktor Yamanların eniştesi değil mi bu? Hı
Sabahattin abi. Ben sana söylemiştim yani Uğurlar da beni tedavi etti diye. O. Heh, tamam. Şimdi oldu. Ben de biraz bir şey yaptım da. Yok yok, güvenilir adamdır, merak etme baba. Maşallah bu doktor hanım da pek yaman çıktı. Ama kendi yaman. Allah'tan yamanlardan değil. Vallahi 5 dakikada tavladı çocukları ha. Sen evvelden tanıyor muydun onu? Yok, Sabahattin abi tanıştırdı beni. Gel abi gel. Yılmaz, bizim işimiz bitti. Toparlanıyoruz. Ya abi hemen öyle gitme, bir çay kahve ısmarlayayım. Benim hastaneye dönmem lazım. Başka zaman. Peki. Doktor bey teşekkür ederiz. Eksik olmayın, sağ olun. Siz sağ olun. Ali Rahmet Bey. Biz daha önce tanışıyor muyduk? Tanıştık ama hatırlamazsınız. Ben Yamanların damadıyım. Ya biliyorum. Biraz önce Yılmaz'la konuştuk biz onu. Düğünüme gelmiştiniz. Düğüne mi? Ha, Şerafettin'in kızı evleniyordu. Tabii tabii, siz damat beydiniz. Hanımınız nasıl? İyi, nasıl olsun? İyi, iyi. Çok selamımı söyleyin. Bir de bir kızınız vardı değil mi? Ufaktı, ben mahpusa düşmüştüm biliyorum o zaman. Betül, 2 yaşındaydı. Şimdi kocaman kız oldu tabii. Nasıl, iyi mi? Evet, iyi. Fransa'da hukuk okuyor. Fransa'da hukuk okuyor. Vay vay vay, bir baba için ne gurur duyulacak bir şey değil mi? Tabii, duymam mı? Neyse, ben sizi fazla tutmayayım. Tekrar teşekkür ederim, zahmet verdik. Ne demek, görevimiz. Estağfurullah. Yılmaz, görüşürüz. Dur ben geçireyim seni abi. İyi günler. Size de. Bal bu kız, bal. Hadi bakalım. Bir tane. Yine sonra getir, boynunda döküntü olursa bir bakayım. Ona göre merhem yazarım. Sağ ol doktorum, Allah razı olsun. Hadi bakalım. Temizliğe çok dikkat ediyorsunuz. Aşıları da ihmal etmiyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Maşallah, sizi de çok sevdiler. Sağ olsunlar. Kusura bakmayın, siz de izin gününüzü buralara kadar getirdik. Ne demek Yılmaz? Yok, ne olacak? Görevimiz. Müjgan, hadi gidelim. Buyurun. Merhaba. Avukat Aycan Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, benim. Ben Demir Yaman. Buyurun Demir Bey. Aycan Hanım, hala Doktor Sabahattin Arcan'ın avukatısınız değil mi? Evet. Bir mahsuru mu var? Olmasanız iyi olur. Ne demek bu? Sabahattin büyük bir hata yapıyor. Şermin Arcan benim amcamın kızıdır. Şermin'in pek boşanmaya niyeti yok. Yani bu dava sonuçsuz bir dava olarak kalacak. Mahkeme salonlarında boş yere adımızın geçmesini istemiyorum. Sizden aile birliğinin korunması için yardım rica ediyorum. Sabahattin'le konuşun, bu davadan vazgeçsin. Müvekkilim boşanmaya kararlı Demir Bey. Kararını değiştirmesi tüm tarafların yararına olacaktır. Nasıl yani? Biraz daha açık konuşur musunuz? Aycan Hanım. Gayet açık konuşuyorum. Bu davadan vazgeçilmesi Sabahattin'in de Şermin'in de yararına olacaktır. Hatta sizin de. Ya vazgeçmezse? Vazgeçilirse iyi olacağını söyleyeyim, yeterli. Siz dediklerimi bir düşünün. İyi günler. Sabahattin Bey. Aycan Hanım. Sabahattin Bey, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Bir şey mi oldu? Demir Yaman aradı. Bekliyordum. Geç bile kalmış. Çok mu sinirlendirdi sizi? Çok. Vallahi hala sinirden elim ayağım titriyor. Ay, ne kadar küstah bir adam bu böyle. Öyledir. Ne dedi? Kararınızı değiştirmeniz bütün tarafların yararına olurmuş. Hatta benim de yararıma olurmuş. Böyle dedi.
tehdit etti yani. Aycan Hanım, eğer benim avukatım olmaya devam etmek istemezseniz sizi anlayışla... Ne münasebet? Ben böyle kendini bir şey sanan ukala adamlara pabuç bırakır mıyım Allah aşkınıza? Ben ne demir yamanlar görmüşüm. Sadece size haber vermek için geldim. Hiç kolay bir dava olmayacak çünkü. Eşinizin boşanmaya niyeti yokmuş. Onu biliyoruz. Bakın Sabahattin Bey, bize bir şey lazım. Yani sağlam bir sebep. Şiddete geçimsizlik kafi değil. Böyle hakimin hayır diyemeyeceği bir şey. Aa, nereye? Sabahattin Bey. Tamam Sabiha Hanım, tamam. Sen nasıl benim avukatımı tehdit edersin? Ne tehdidi? Nasıl tehdit etmişim? Sen benim avukatımı arayamazsın bile. Sizin de yararınızda olur ne demek ya? Ne yapacaksın? Avukatın vazgeçmezse hayatını mı kaydıracaksın? Sabahattin saçmalama, sakinleşte bir konuşalım. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Sen benim hayatıma karışma hakkını nereden buluyorsun? Benim hayatım dediğin aynı zamanda Şermin'in de hayatı. Şermin benim amcamın kızı, yani ailem. Tabii. Yaman ailesi, büyük aile, vay be. Dünya senin soyadının etrafında dönmüyor Demir. Kendini her şeyin hakimi zannetme. Sabahattin, benimle bağırarak konuşma. Sana yenilmeyeceğim. Sana da soyadına da yenilmeyeceğim Demir. Ne yaparsan yap. Şermin'den boşanmama mani olamayacaksın. Hayatımı daha fazla cehenneme çevirmenize müsaade etmeyeceğim. Bak burayı dinle Demir. Senin kibrin de soyadın da benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Geri alamayacağın sözler ediyorsun, bak dikkat et. Benim geri almak istediğim hiçbir söz yok Demir. Geri almak istediğim tek şey hayatım. Hayatım ha? Hayatım evet. Kızının hayatını hiç düşünmüyorsun ama. Elindeki tek silah bu değil mi? Para. Ya boşanmaktan vazgeçersin ya da Betül'ün parasını keselim diyorsun. Kes Demir, kes. 5 kuruş gönderme artık. Sana boyun eğeceğime kızım gelir, herkesin çocuğu gibi burada okur. Yeter artık. Düşün yakanla. Rahat bırakın beni. İyilik de yaramıyor, sülepe. Ercan! Sabiha Hanım! Ercan'ı çağır bana. Buyurun Demir Bey. Betül'e para yolladınız mı bu ay? Şimdi göndereceğim efendim. Anca ayarlayabildim. Yollama. Ben aksini söyleyene kadar Betül'e 1 kuruş para yollamayacaksın. Peki efendim. Sabiha Hanım. Sade bir kahve yap bana. Kim o? Çetin ben. İyi akşamlar doktor hanım. İyi akşamlar Çetin. Yılmaz abim bunu size gönderdi. Nedir bu? İyi akşamlar. Aa, Çetin bir saniye, bir dakika. İzin gününüzü işçilerimin sağlığına ayırdığınız için minnettarım Yılmaz Akkaya. Hmm.
Şimdi bir bakkal 93 ekmeğini önce 48'ini sonra 17'sini satıyor. Kaç ekmek kalır geriye? Ne yapacağız şimdi Melek? Önce 48, 17'yi toplayacağız. Sus. Eşek. Melek, kızım meşgul etme Yılmaz abine. Yok Nazire abla, meşgul etme. Sonra ne yapacağız? 93'ten çıkaracağız. Aferin sana. Maşallah, zehir gibi. Maşallah anası. Melek çok zeki bir kız. Büyünce Müjgan Hanım gibi doktor olacaksın, değil mi Melek? He? İyi akşamlar ağam. İyi akşamlar. Yılmaz abi, teslim ettim. Sağ ol Çetin. Buyurun, sofra hazır. Hadi bakalım. Geri gönderecek, görürsün. Anlamadım baba. Hediyeyi diyorum. Doktor hanım geri gönderecek. Niye geri göndersin ki? Ben sadece fular hediye ettim yani. Gayet resmi. Gönderecek. Gönderirse bana Ziya'nın orada bir kebap ısmarlıyor musun? Tamam. Ben sana dünyaları ısmarlarım da niye geri göndersin? Güzel bir şey değil ki bu. Gönderecek. Haydi bakalım, durun görürüz. Hoş geldin sevgilim. Başına yorulma, vermem. Ne oldu Önermin, ne bu surat? Ne vermeyeceksin anneciğim? Ne oldu, seni pek ellerine oğluna vermem. Söyle o Ali Rahmet'e kapıya gelmesin. Babanla konuştuk biz. Seni Yamanların oğluyla evlendireceğiz. Adnan'la. Ay, tutturdun bir Ali Rahmet de Ali Rahmet. Kimmiş Ali Rahmet? Ha? Kimmiş? Babana söylersen bacaklarını kırar vallahi. Anne aminem ne diyor? Aklı karıştı olmuştu. Ay, biz seni Adnan'la evlendireceğiz. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Kimseye etmem şikayet. Yeah. Tamam. Ağlarım ben halime. Gel canım, gel. Nereye götürüyorsun beni? Yatalım anneciğim, yatalım. Sen bugün yoruldun herhalde. Titrerim. Ne güzel söylüyorsun canım benim. Demir, aminden ne diyor? Annenle fekeli. Ya saçmalama Allah aşkına. Duymadın mı annemi? Kafası karıştı işte. Çıkar canım, çıkar. Bir daha Ali Rahmet'le konuştuğunu duyarsam bacaklarını kırarım senin. Tamam anne ama yeter artık. Aa, bak. Sesini yükseltiyorsun bana. Hadi anne, hadi. Ay, hala anne diyor. Ben seni Yamanların oğluna vereceğim, Adnan'a. Aa. Aa. Ay. Uykum geldi benim, uykum. Tamam, hadi yatır güzel, gel. Uykum geldi benim. Tamam. Tamam canım. Buradayım. Annem. Kimse. Etmem
şikayet. Anlarım ben halime. Kimse Evlat kaçta gelecek bunlar? Vallahi baba bir saate geleceklermiş. Kalacakları yeri ayırdın mı? Ayırttım baba, ayırttım. İyi, güzel. Ama çok heyecanlıyım baba. Evlat niye heyecanlanıyorsun? Ben sana 150 bin 200 kere uhuletli ve suhuletli demiyor muyum? Ya dedin dedin de heyecanlıyım. Yalnız bu işi bağlarsak müthiş olacak. Bağlarız Allah'ın izniyle. Hayırlısı da olacak, merak etme. İnşallah. Yılmaz Bey'i görecektim. Yılmaz Akkaya. Benim kardeşim, gel. Doktor Müjgan Hanım bu paketi size gönderdi. Ben sana demedim mi? Oku bakalım ne yazıyor orada. Zarif hediyeniz için teşekkür ederim. Ama ben vazifemi yaptım. Hediyenizi almam hiç münasip olmaz. Doktor Müjgan Hekimoğlu. Hekimoğlu. Soyadını da bilerek koymuşlar sanki. Gidiyor muyuz kebapçıya? Sayılmaz canım. Not yazmış. Oyun bozanlığa da başladık bakıyorum. Mızıkçı tamam. Seni. Tamam tamam, gideriz baba. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi bakalım giyin. Şimdi size bir ilaç yazdım. Bir hafta boyunca sabah akşam bunu kullanın. Ondan sonra sizi tekrar göreceğim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun doktor hanım. Gel bebeğim. Doktor hanım, paketi Yılmaz Akkaya'ya teslim ettim. Tamam, sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yılmaz Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Babam Ali Rahmet. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Umum Müdürüm Taci Bey, Muhasebe Müdürüm Murat Bey. Tıpış yürüsün neni. Annesinin kuzusu bu.
Kolay gelsin. Sağ ol Gelin Hanım. Nasıl oldun Fadik? Yormuyorsun değil mi kendini? Yok Gelin Hanım, yormuyorum. Çok sağ olun. Sen yine de çok ayakta kalma. Tamam Gelin Hanım, sağ olun. Saniye, çok ağır iş vermeyin. Fadik biraz iyileşsin. Vermeyiz. Tamamdır. Geçmiş olsun hediyesi. Gelin Hanım, ne diyeceğimi bilemedim. Çok teşekkür ederim. Çok yakıştı. Güle güle kullan. Allah razı olsun. Yengem nereye? Annemin kefirini mayaladınız mı? Mayaladım hanımım. Akşama çıkaracağım. Çok bekletmeyin ama. Yok merak etmeyin. Bitir onu. Sonra soğanları doğra. Sonra da şu bulaşıklara giriş. Haydi. Tonla işimiz var. Gülten. Niye ağlıyorsun kızım? Yok bir şey Büyük Hanım. Nasıl yok bir şey? Görüyorum işte halini. Söyle kızım, ne oldu? Yok Büyük Hanım, vallahi. Bak sinirleniyorum ama. Söylesene kızım. Züleyha ile senin aranda bir şey mi var? Ne olacak ki Büyük Hanım? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Ben görüyorum kızım ne olup bittiğini. Züleyha o kolyeyi daha önce sana vermemiş miydi? Şimdi niye Fadiye verdi? Ben kolyeyi geri verdim Gelin Hanım'a. Niye? Kızım söylesene. Soru soruyorum sana. Hadi korkma, söyle bakayım. Gelin Hanım çok ağır konuştu bana Büyük Hanım. Ben ondan geri verdim. Niye ağır konuştu? Bir kabahat mı işledin? Konuşsana Gülten, hadi. Ben Yılmaz'ın evinde kalmıştım yani. Evet, ona mı sinirlendin? Yok Büyük Hanım, öyle değil. Ne o zaman, ne? Gelin Hanım'a söyleyememiştim. Evet. Söyleyince ben senin dostum, arkadaşım sanmıştım. Beni şimdi sanmıştım. Züleyha'cığım nasılsın şekerim? İyiyim Şermin'ciğim. Gel. Elmalı kurabiye yapmıştım, size de getirdim. Ne zahmet ettin, sağ ol. Ay ne zahmeti. Adnan nasıl? Asıl onu sormak için uğradım. Ay iyi çok şükür yatıyor. Ah canım benim. Ateşlendi mi bir daha? Yok gayet iyi. Oh. İnsan nasıl korkuyor değil mi? Evlat işte. Ay, sorma Şermin çok kötüydü. Hani gidiyordun? Şermin çok düşündüm de gidemedim ya. Niye? Korktum, çok korktum. Ah be güzelim. Demir beni İstanbul'da da bulur diye vazgeç demişti. Vallahi bulurdu da. Züleyha'cığım ne yapacaksın? Bizim de kaderimiz buymuş işte. Şuna baksana Şermin. Nasıl? Hey. Ay şahane. Ay Züleyha, sen ne kadar zevklisin öyle. Kolay gelsin yengeciğim. Sağ ol Şermin. Sizden geliyorum. Nedir durum? Kuş kafeste. İnanıyor yani. Vallahi çok sıcak davrandı. Hatta sordum ne oldu? İstanbul'a niye gitmedin, niye vazgeçtin diye. Korktum dedi.
Tamam. Sen böyle devam et. Olabildiğince samimi ol ama, tamam mı? Tamam yenge, siz hiç merak etmeyin. Oldu, kolay gelsin. Ne oturuyorsun lan orada? Zibilla iş bekliyor burada. Sen orada sığır gibi oturuyorsun ya. Kime diyorum lan ben? He? He? İndir la şu ayağını. Odunlar ıslanmış burada. Sen öküzün trene baktığı gibi bakıyorsun odunlara. Sığır. Şimdi Gafur abi. Yeni kaya halla. O ne derse onu yapacağım. Ne dedin, ne dedin, ne dedin? Gafur abi mi dedin sen bana? Evet. Gel buraya. Gel buraya. Senin o dilini var ya... Dilini keserim ha. Odunları toplayacaksın. Beni deli etme. Hallan bana böyle bir şey söylemedi. Çok istiyorsan sen taşı. İbo. Seni gebertirim. Bu konağa gömerim. Üstüne de beton dökerim. Oğlum topla lan, başlatma şimdi Halil Ağa'na. Topla lan şu odunları. Ne oluyor burada Gafur? Bu sığıra diyorum ki, bu odunlar ıslanmış, kaldır buradan. Pabuç kadar dil var, bana laf yetiştiriyor ya. Sen ne işe yarıyorsun Gafur? Al bu odunları, götür odunla. İbo, al zerzevatları götür kilere. Emrin olur ağam. Bıraksana adamı. Ne sallanıyorsun? Kırmızı mumla davetiye mi bekliyorsun? Koy o tesbihi cebine. Hadi canım. Açsana. Sana yazıklar olsun. Koskoca Gafur Ağa'nın düştüğü duruma bak be. Köpek ettiler bizi el alemi köpek. Şş, aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Adamı döve döve öldürmüşler. Nasıl bir vahşet bu? Su testisi su yolunda kırıldı Füsun. Ayşe Ermin, ne olursa olsun... Kan dondurucu bir olay bu. Ben uzun yıllar bu olayın etkisinden çıkamayacağım. Vallahi ben de çıkamayacağım Füsuncuğum. Hele giden paralarımı düşündükçe hiç çıkamayacağım. Ayşe Ermin, unuttun herhalde. Ben de tam 10.000 liramı kaptırdım. Az para mı? Ne olursa olsun kimse böyle ölmeyi hak etmiyor. Sen gene de arsanın parasını kurtardın. Hani ben yetişmeseydim, o da gidiyordu. Hayatımda ilk defa tanıdığım biri cinayete kurban gitti. Aa, Züleyha mı o? Ta kendisi. Ay, araba mı sürüyor? Günaydın şekerim. Hizmetçi parçası Adana'nın... ...araba kullanan ilk kadını oldu. Ay, Züleyha! Ay Züleyha! Ay Füsun! Şekerim. Nasılsın? Füsuncuğum iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Canım.
Ne güzel tesadüf böyle. Ay Füsun'la da şöyle doğru düzgün bir oturamadınız. Hep böyle ayaküstü. Ya evet. Nereye böyle? İşin yoksa bir şeyler içelim. Ya aslında... Aa hadi hadi itiraz istemem. Gider bir şeyler içeriz. Evet evet hadi gidelim. İyi peki madem. Tamam. Ay, hayatım demek sen araba kullanıyorsun. Ay çok güzel. Saniye. Saniye. Ne var? Ne bağırıyorsun kız? Zukkumun köküne bağırıyorum. Saniye, yemek var mı? Karnım çok acıktı kız. Eşkile eşek ayağı ver, yer misin? Ya sen niye abuk sabuk konuşuyorsun Saniye? Gafur, rahat bırak beni. Beni rahat bırak. Kadın, karnım aç diyorum sana. Karnım aç. Ya odun taşıdın, belim kırıldı ya. Taşırsın gülüm. Taşırsın tabii. Sen bu gidişle o daha neler taşırsın. O ne demek kız? Halil Ağan var ya Halil Ağan. Sana daha ne işler verecek? Ne işler? Bekle gör. Bekle gör. Ya bu apır sapır konuşma benimle Allah aşkına. Bak, Demir Bey'im üstüne kahya getirmiş. Şu kadarcık rahatsız olmadın şu kadarcık. Saniye yeter. Yetmez. Yetmez gafur. Ne yetecek? Daha biz seninle var ya ne günler göreceğiz burada. Ne günler. Bekle gör. Yetermiş. Bu cehennemin zıbarasına git. Züleyha'cığım. Belin'in ölüm ilanını gördüm gazetede. Başın sağ olsun. Sağ ol. Füsuncuğum, Züleyha'nın yarasını deşmeyelim istersen. Ah, tabii pardon. Sevil'in rüküşlüğünü gördünüz mü? Görmez miyim? Yani istesem iki farklı parçayı böyle bir araya getiremezsin. Ah, o neydi öyle rezalet? Korkunç. Ben bir ellerimi yıkamaya gideyim. Yani gayet resmi bir hediyeydi. Geri göndermenizi biraz üzüldüm doğrusu. Aa, niye üzülüyorsunuz? Nasıl yani? Ya da kebap yemediniz mi? Ya da kebap yemeden Adana'ya geldin denmez ki. Ben kalkayım artık. Aa. Nereye Züleyha? Ne güzel oturuyorduk. Daha yeni geldik. Aklım Adnan'da kaldı. Başka zaman otururuz. Olur mu? Allah Allah. Ne oldu şimdi buna? Ha şekerim eserekli işte. Bir yaptığı bir yaptığını tutmaz ki. Eserekli. Thank you.
Allah benden vazgeçmiş oğlum. Vazgeçmiş benden. Bak hele bak, Halil Ağa sana ne aldım? Tuzlu fıstık. Nasıl biliyorum sevdiğini? Gel. Al 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 al. Sonra ne oldu? Sonra işte... Ne diyordum ben Gafur? Vallahi işte Ferdi diyordun, ahır diyordun, bir şeyler diyordun. Benim de aklım başımdan gitti. Ben senin aklını başına bir getireyim. Koyma yeter daha. Bak hele. Ne oldu, sarhoş mu oldun? Sarhoş olmam ben. Sarhoş olmam ben. O zaman içeceksin. Hadi, 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 hadi. Oh. Dur. Çak sağlığına. Vay be Halil Ağa. Dedikleri kadar varmışsın ha, vallahi billahi ya. Ya yeter. Ya. Ya sen koskoca Yamanlar çiftliğinin kahyası olmuşsun ha. Omuzlarındaki yükün farkında mısın? Bu meredi içeceksin ki rahatlayacaksın. Kim sana ne diyecek? Doğru diyorsun Gafur. Doğru diyorum. Doğrudur o zaman. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oh. Hadi, hadi, hadi. Halil Ağa, bir sıkıntın olursa Gafur Ağa yanında, tam arkanda. Senin askerinim. Bir sıkıntın, aklına takılan bir şey oldu mu? Bana geleceksin. Tamam. Ay yaşa be Gafur. Ya o anamın oğlu. Gel hele, gel, 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 gel. Senin Allah'ına kurban anamın oğlu. Hey be! Artık özgürsün ha. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben de Halil'e bir gününü göstereyim. Hadi bakalım. Hadi. Ya Halil Efendi. Bakalım şimdi ne yapacaksın?
Neredeydin? Buradaydım gülüm. Ya uyku tutmadı biliyor musun Saniye? Çıkayım dedim öyle biraz hava alayım. Ne işler çevirirsin gene? Kız bir iş çevirmiyorum ya. Ne iş çevireceğim? Allah Allah. Bir şey var. Saniye yok bir şey ya. Yat uyu kurban olayım. Hadi yat uyu ya. Sabah iş güç var. Hadi hadi. Taş gibi yatak, kuş gibi kakak Saniye. Aminem, acıktın mı? Aa, ay baklavayı fırına verdin mi? Ha? Baklava mı istedi canım? Aa, ay kahveyi de unuttuk kahveyi de. Çabuk Nurettin'e koş kahve al. Ama orada bekle taze çeksinler. Misafirimiz var. Ne kahvesi Allah aşkına anne? Ay hünkârı istemeye gelecekler biliyor musun? Yamanların oğluna, Adnan'a. Ay, ben Ali Rahmet'e kız vermem. Dermem. Vermem. Vermem. Anne. Ne var? Neyi merak ediyorsun? Bir şey değil ya. İlaçları mı değiştirsek acaba doktoruyla konuşup? Sevdiğiniz Küheylan yok. Nasıl atlarım yok? Nasıl atlarım yok? Yok bak. İşte büyük hanım. Ahırda atlar yok büyük hanım. Gafur nasıl olur? Bilmiyorum. Biri mi götürdü ne oldu bilmiyorum. Allah Allah. Nerede bu atlar? Atlarım nerede Gafur? Bilmiyorum büyük hanım. Yıllardır böyle bir şey yaşamadık. Nereye gitti bu atlar? Biri mi çıkardı acaba bilmiyorum. Büyük hanım. Demir Bey'ime haber verecek miyiz? Halil nerede? Vallahi bilmiyorum. Sabah beri baktım hiçbir yerde göremedim. Halil'i bulun bana. Halil'i bulun bana! Tamam büyük hanım. Çabuk! Halil'i bulun diyor bana. Sen ne bakıyorsun? Yürü git. La hadi bırakın işinizi. Hadi. İbo bulmadan gel o. Halil'a! Ağam! Hayret. Nasıl oldu bu anlamıyorum büyük hanım ya. İşte her gece muhakkak ahırları kontrol etmek lazım. Sen niye kontrol etmedin? Büyük hanım benim haddime değil ki. Yeni kahyamız Halil abi ben ona her... Nerede bu adam? Nerede? Büyük hanım! Büyük hanım! Hanımım! Bulduk. Halil abi bulduk. Nerede? Su kenarında. Çabuk çağır gelsin. Vallahi uyandıramadık hanımım. Elinde şişeyle sızmış. Koş git. Koş git uyandır.
Bak, gelmeyeyim oraya. Alırım o... Hadi size. Hadi anacığım, hadi. Demir, atlar yok oğlum. Ne demek yok? Bayağı yok, ahır bomboş. Ne diyorsun anne, nereye gidecek atlar? Ah, biz bu Halil'i seçmeyecektik oğlum. Bu işlerin adamı değil o. Nerede şimdi? Su kenarında. Sızmış kalmış, ay yaş. Tamam, sen canını sıkma, hallederim ben. Bir bu eksikti. Ya koca atlar nereye kaybolur? Baktınız mı her yere? Baktık kapuram. Yok, milletin çiftliklerine gidin bakın ya. Ya koca at nerede olur? Lan vallahi Halil'i uyandıramayınca nerede olduğunu da bilmiyoruz atlar. Ya nasıl olmaz arkadaşlar, koca at... Gafur! Topla herkesi. Atları bulacaksınız. Baş üstüne benim de şimdi. De ne lan? Benim işim değil mi diyeceksin yoksa? Oh be maşallah, nasıl söz? Hadi durmayın. Herkesi topla. Her yere bakın. Bu atları getireceksiniz. Hadi. Millet! Bakın her taşın altına bakın hocam. Şu uğraştığımız adamlara bak. Neredesin sen? Buradayım beyim. Ne bu hal? Utanmıyor musun böyle karşıma çıkmaya? Bir kusurumuz olduysa... Kes. Beni. Kovuldun Ali. Defolup gideceksin buradan. Aman beyim. Bak kes. Bir ata sahip çıkamıyorsun. Çiftliğe mi sahip çıkacaksın? Al lan bunu buradan. Al. Al. Al lan bunu. Gafur. Yaklaş. Bundan sonra kahya yine sensin. Tamam mı? Çek. Apıyor. Apıra'dan çek. Baş üstüne benim. Su almayaydın bu saatte. Bu atları bana getireceksin. Hadi göreyim seni. Baş üstüne benim. Geldin mi sen benim canım? Hoş geldin evine güzel kızım benim. Esmer. Uf kuzum, uf kuzum, uf benim canım. İyiler ama değil mi? He hanım, hepsi iyi. Sen yine de yarın veterineri getir de bir baksın, olur mu? Tamam, emriniz olur. Ya niye yazıp duruyorsunuz hala? Halledeceğim diyorum, biraz müsaade etsenize. Tamam, ben hemen halledeceğim. Şimdi geliyorum. Lütfen yazmayın. Peki, bekliyoruz. Yenge, yengeciğim. Ne var kızım? Ne oldu? Ebi Hacize geldiler. Nasıl Hacize geldiler? Evdeler işte geldiler. Mahvoldum ben, mahvoldum. E nasıl olur yavrum? Demir sana para vermedi mi borcunu öde diye? Ödemedin mi? Ödeyemedim. Ne olur yardım edin. Tamam ağlama Allah aşkına. Nasıl ağlamayayım yenge? Bittim ben, bittim, bittim. Tamam tamam, git şimdi onların başına. Ben bir çaresini bulacağım. Tamam. Tamam yengeciğim, çok çok teşekkür ederim. Tamam. Aman Allah'ım.
Vallahi rezillik. Biri bitiyor, biri başlıyor. Rezillik. Şimdi geldi Hünkar Hanım. Hoş geldiniz Demir Bey. Hünkar Hanım telefonda. Odama bağlayın. Evet anne. Alo Demir. Yavrum, Şermin'lere haciz gelmiş. Ne demek haciz gelmiş? Borcun ödesin diye bir sürü para verdim anne ona. Tamam da işte ödememiş, ödememiş. Geldi benden yardım istiyor şimdi. Hayır anne, hayır. Yeter artık. Ne demek yeter artık ya? Rezillik bir çıksın Demir Allah aşkına. Olur mu öyle şey? Mecburuz. Ne demek mecburuz ya? Ne münasebet? Utanmayıp bütün Adana'ya borç yapacak, ben de rezil olmayayım diye onun borcunu ödeyeceğim. Yok anne. Demir, Allah aşkına beni dinler misin çocuğum? Anne, o konağı bana satmazsa 5 kuruş para vermem ona. Tamam, tamam. Ben bir şekilde konuşacağım o zaman. Tamam. Anneciğim, burada otur. Olur mu canım? Hemen geleceğim ben. Tamam, buyurun. Anahtarı alın götürün. Nereye imzalayacağım onu söyleyin. Şurası. Sabahattin, ne oluyor oğlum? Niye arabanın anahtarını veriyorsun? Şermin'in borçlarını ödüyorum. Arabanızı Yediemin'e teslim edeceğiz. Satılmadan önce borcunuzu ödeyebilirseniz oradan alabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Ben halledecektim Sabahattin. Sağ olun. Üzüm yok Hünkar Hanım. Cengo, hayırdır, senin toplantın yok muydu? Bırak şimdi toplantıyı Demir. Ha, bunu gördün mü? Ne oldu, hayırdır? Bak. Yüz ton pamuk diyor. Yüz ton pamuk satmış herif. Hem de tekstil kralına. Nasıl oluyor bu iş? Fekel'in işi. Yılmaz tek başına hayatta beceremez. Bunu durdurmamız lazım Demir. Bu herife haddini bildirmemiz lazım artık. Burası bizim toprağımız. Çukurova'nın pamuğunu bu mu yedireceğiz? Herif durmuyor ki, Allah'ın cezası. Ne yapacağız? Böyle oturup bekleyecek miyiz? Ben hazmedemem Demir. Mani olmamız lazım. Pamuğu bundan evvel biz toplayalım. Var mısın? Piyasadaki malı mı? Varım tabii. O zaman bu işi bana bırak kardeşim. Son kamyon da indi değil mi? İndi bey. O zaman siz de paydos edebilirsiniz. Anlaşıldı tamam. Bey. Selamünaleyküm Muharrem. Aleykümselam Cengaver Bey. Depodaki bütün pamuğu alıyorum. Hem de nakit hemen. Beyim, pamuğum yok ki. Nasıl? Sattım hepsini. Kime? Yılmaz Bey'e sattım. Cihan Pamuk İşletmelerine. Parasını da aldım. Parayı hemen geri veriyorsun. Pamuğu da bana gönderiyorsun Muharrem. Yapamam beyim, yapamam. Ne verdi sana Yılmaz? Ne verdiyse 2 katını veriyorum. Olmaz beyim.
Pamuklar Yılmaz Bey'in deposuna indi bile. Yılmaz Bey büyük iş başardı. Vallahi helal olsun. 100 ton pamuk satmış. Hem de tekstil kralı mı? Bu çocuğun geleceği çok parlak, ben size söyleyeyim. Hoş geldiniz Demir Bey, masanız hazır. Bütün pamuğu almış Demir. Memlekette pamuk bırakmamış. Çukurova'daki bütün pamuğu almış. Tamam. Bunu durdurmamız lazım Demir. Durduralım yoksa sinirimden öleceğim. Sakin ol. Yapacağız bir şeyler. Ne yapacağız? Düşündüğün bir şeyler var mı? Var aklımda bir şey. Merak etme. Alo. Efendim oğlum. Tamam. Tamam biziz merak etme. Adnan değil merak etme. Tamam oğlum kolay gelsin. Ne diyor? Geç kalacakmış da siz başlayın diyor. Çorbamı içtim mi ben? Şimdi içeceksin anneciğim. Gel benim canım ol. Bak. Kızlar hadi hazır mı? Hazır büyük hanım buyurun. Hadi gel canım. Gel. Ellerine sağlık Fadik. Sağ olun. Büyük hanım. Bir adam geldi, sizi görmek istiyor. Birini mi bekliyordunuz anne? İyi akşamlar Hünkar Hanım. İyi akşamlar, buyurun. Beni Hüsamettin Bey'in hanımı gönderdi. Çıkaramadım. Hüsamettin sözü bir. Ha evet, tabii tanıyorum. Hayrola ne istiyor? Hüsamettin Bey çok hasta. Doktorlar son nefesini verecek diyorlar. Ha çok üzüldüm. Ölmeden önce sizi görmek istiyormuş. Size söyleyecekleri çok mühim şeyler varmış.
İyi akşamlar. Ben Hüsamettin Bey'i görecektim. Buyurun. Allah yardımcısı olsun. Buyurun, buyurun. İçeride sizi bekliyorum. Hüsamettin. Bak, Hünkar Hanım geldi. Hüsamettin Bey. Bana bir şey söyleyecek misiniz? Ne söyleyecektiniz? Hüsamettin. Hani Hünkar Hanım'a bir şey diyeceğim dediydin ya. Bak burada işte. Hoca efendi, biraz müsaade eder misiniz? Ne söyleyeceksiniz Hüsamettin Bey? Gece. Hangi gece? Adnan'ın rahmetli olduğu gece mi? Ne oldu o gece? Hüsamettin. 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 Neredeyse sabah olacak. Aha da başlıyoruz. Aç, yavaş lan, yavaş lan. Çöplüğümü örtmek neymiş göreceksiniz. Hakikati öğrenirsen bütün bir ömrün yalan olacak. Bir yalanla yaşamış olacaksın. Buna razı değilsen hakikati arayıp bulup ortaya dökersin. Yok razıysan huzursuz ve uykusuz uykular uyumaya devam edersin.